Habertürk.com'a hoş geldiniz. Bugün yeni doğan sarılığını konuşacağız. Bebeklerde çok sık görülen ama hem eksik bilinen hem de yanlış bilgilerin çok yaygın olduğu bir hastalık. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Çok yaygın değil mi yeni doğan sarılığı? Doğru söylüyorum. Ya bayağı yaygın. Hatta şöyle yeni doğan döneminde hastaneye en sık yatma nedeni. Ve hatta bazı dikkatli gözüyle gözlemleyen anne ve babalar bebeğin sarardığını, mesela göz aklarının sarı renkli olduğunu hemen fark ediyorlar. Ve ilk doktor muayenesine geldiklerindeki sordukları soru göz akları sarı, sizce normal mi, bir şey yapmamız gerekir mi gibi. Evet, çok yaygın ama bir o kadar da korkutuyor aslında. Hani ne kadar riskli, ne kadar korkmalıyız onları öğrenmek isterim. Öncelikle nedir yeni doğan sarılığı? Şimdi bu bilirubin dediğimiz deriye sarı rengi veren bir pigment var, bir boya var. Evet. Bu boya genellikle %75 al yuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan bir atık madde gibi düşünmek lazım. Vücut ne yapıyor bunu? İşte karaciğerde dönüştürerek kakayla ya da idrarla suda çözünür, atılabilir hale getirip vücuttan uzaklaştırıyor. Şimdi hepimizde al yuvarlar var. Evet. Bunlar ne yapıyordu? Oksijen taşıyordu. İşte bu taşıdıkları bir ömürleri var bunların. İşte bu 90 gün olabiliyor. Onun sonunda ömürleri dolduğunda al yuvarların yıkımı ve vücuttan atılmaları gerekiyor. Oradaki demir depolanıyor mesela. Çünkü demir kaybı olsun istenmiyor. Atık bilirubin. Bilirubin de deriye sarı rengi veren atık maddesi oluyor. Peki neden oluşur bu atık maddesi? Mesela yeni doğanlarda patolojik ve fizyolojik olmak üzere iki türde sarılık görüyoruz. Şimdi her yeni doğan bebeğin %70-80'i bir miktar sararıyor göz aklarında. Fizyolojik, yani tamamen altta hiçbir hastalık veya da herhangi genetik bir rahatsızlık veya da anatomik bir bozukluk olmadan yeni doğan bebekler fazla sayıda kan hücresiyle doğuyor. Tüm bebekler böyle doğuyor. Zaten aileler fark ediyor. Bebek kıpkırmızıdır genellikle. Ayakları da kıpkırmızıdır, dudakları da ağladığında da iyice kırmızı olur. Bu hayata kolay adapte olmasını sağlıyor. Hayatta kolay kalmasını sağlıyor. Fazla sayıda kan hücresi olunca beynine ve tüm dokulara kan oksijeni çok daha kolay taşıyabiliyor. İlk birkaç ay için geçerli bir durum bu. Şimdi fazla sayıda al yuvar olunca bunlar daha fazla sayıda yıkılıyor. Dolayısıyla daha fazla sayıda bilirubin, yani sarı renkli pigment açığa çıkıyor. Yeni doğan daha karaciğeri bunu hızla metabolize edip kaka ve idrarla atılabilir duruma getirmemiş oluyor. Birikiyor. Birikiyor. Veya da bazen de şöyle bir durum oluyor. Şimdi bu normal bilirubinin bir şeyi var, sentezi var vücuda, metabolizması var. Mesela karaciğer bunu safra yoluyla bağırsaklara verdi. Sonra da bu kakayla atıldı. Ama ne oluyor? Yeni doğanlar mesela daha ilk günlerde yeterince kaka yapamamış oluyor. Çünkü az besleniyorlar. Az beslenmiş oluyor. Veya da o ilk mekonyum dediğimiz bir kaka var. O anne karnındaki tüm yuttuklarıyla alakalı. Eğer onu atamazsa ne oluyor? Bağırsaklardaki bilirubin tekrar kana karışıyor. O da değerleri yükseltebiliyor. Ve bu yeni doğan sarılığına yol açmış oluyor. Ama tabii bu tamamen fizyolojik. Yani tüm yeni doğanlardaki gördüğümüz sarılık türü. Bu en sık görülen, en yeni sık doğan görülen döneminde görülen sarılık türü. Evet, en telaşlanmadığımız sarılık bu. Ama bir de patolojik dediğimiz, yani altta neden olanlar. İşte bunların bir kısmı kan grubu uyuşmazlıkları olabiliyor. Ondan sonra bir kısmı da genetik bir takım metabolik bozukluklar. Mesela galaktozemi gibi. Veya da bir kısmında bebek ağır hasta olabiliyor. Veya da anatomik olarak mesela diyelim ki safra yolları dar olabiliyor.
gelişmemiş olabiliyor. Karaciğer bozukluğu olabiliyor. Ama bunu çok daha nadir görüyoruz. Peki belirtilerine gelirsek hocam, sararması dışında, göz akının ve vücudunun sararması dışında bir belirti var mı? Fizyolojik ve patolojik sarılık arasında da belirti farkı var mı? Şimdi fizyolojik olanda zaten yeni doğan oldukça canlı gözüküyor. Tüm refleksleri normal, işte emmesi iyi, ondan sonra bebek uyanık, tüm dış uyarılara güzel tepki veriyor durumda oluyor. Halbuki patolojik olanda genellikle bebek bayağı bir hasta gözüküyor. Sürekli daha uyuma halinde olabiliyor. Mesela muayene ederken karaciğeri dalağı büyük olabiliyor veya da vücudunda çeşitli noktasal kanamalar olabiliyor, mesela enfeksiyona bağlı bir durumsa. Yani yeni doğanın genel durumu oldukça sağlıklıysa ve yalnızca sarılığı varsa bu çok muhtemelen fizyolojik sarılıktır. Ama başka belirtiler de varsa yani, o zaman patolojik olandan şüphelenmek gerekiyor. Tanıyı nasıl koymak gerekir peki? Şimdi aslında şöyle, hastanede genellikle zaten doğumların çoğu bir sağlık merkezinde oluyor. Ve bu fizyolojik dediğimiz sarılık genellikle yaşamın ikinci, üçüncü gününde başlıyor. Yani genellikle de bebekleri bir iki gün tutuyorlar. Bu esnada patolojik olan sarılıklar, yani altta bir hastalık olanlar genellikle ilk 24 saatte başlıyor. Ama onlar da sarılıkların %1'inden sorumlu. Halbuki ikinci, üçüncü günde başladıysa, bebek de gayet iyi gözüküyorsa bu fizyolojiktir. Ama biz ne yapıyoruz? Tanıyı koymak için ya bebeğin topuk kanı alındığında bilirubin düzeyine de bakılıyor. Kaç miligramdır bu diye. Ya da ailelere çok iyi, mesela diyelim ki ebeyle doğum yaptı ve artık şöyle bir yönelim var. Bebeği mümkün olduğu kadar hastanede az tutmak. Doğum yaptı, akşama eve yolla bebek iyisi. Böyle bir şey ki evinde daha rahat ediyor, daha güzel büyüyor, daha az enfeksiyon kapabiliyor. O zaman da anneye çok iyi bir eğitim vermek. Nedir bu eğitim? Yani ne yapıp ne edip bebeğin o ilk kakayı kısa sürede yapması için bebeği sık sık beslemek. Sık sık uyandırıp beslemek. Yani çünkü anne baba tecrübesiz oluyor ilk bebeği. Diyor ki ah bebek çok güzel uyuyor, çok uslu. Ben uyandırmayayım. Uyanınca zaten acıkınca ağlar ve besler. Öyle bir şey yaptırtmıyoruz. Sıkı bir eğitimle, belli aralıklarla uyandırıp beslemek. Sık sık beslemek bebeği. Sık sık beslemek. Bunun en önemli anahtarı değil mi? Yani hem önlemenin hem de çözmenin en önemli anahtarı ama orada da şöyle bir handikap var. Süt hemen olmayabiliyor annede. Değil mi? Anne sütü. O zaman ne yapmak lazım? Şimdi anne sütünü artırmanın tek yolu da yani yine sık sık beslemekten geçiyor. Yani anne ne kadar çok süt verirse, emzirirse o kadar çok uyarı yapılıyor ve yerine bebek göğüsten ne kadar çıkarsa, çekerse o süt miktarı kadar beyin komut veriyor ve tekrar yeniden üretiliyor bu. Yani çok az da süt gelse ısrar etmek lazım. Evet, ısrar etmek gerekiyor. Yok nasılsa deyip mesela mamaya gelmedi. Başvuranlar var. Evet. Doğru bir şey mi bu? Şimdi şöyle bazen bir de tabii aileye şey eğitimi verdik. Yani göz aklarına bak, vücuduna bak, gün ışığında soy. Ve sarılığı iyice anlamak için gerekirse cildi şöyle bastırarak sarı mı gözüküyor bir bak. Eğer ciddi bir şekilde sarılık varsa, yani bebek portakal rengi ise veya da bacaklarında, ayaklarında da sarılık varsa, o zaman tabii ki şeyi öğretiyoruz. Hastaneye mutlaka gidip bir sarılık değeri baktırman gerekiyor. Şeye gelince de şimdi normalde süt artana kadar sık sık annenin süt vermesi tavsiye edilen bir durum. Ama sarılık belli bir noktaya geldiği zaman anne sütü yapımı artana kadar artı biraz mama vermek de sarılık değerlerinin daha çabuk düşmesine yardımcı oluyor. Çünkü daha çabuk vücuttan atılmasını sağlayacak çabuk, tabii değil mi? Peki anne sütü sarılığıyla yeni doğan sarılığı aynı şey mi? Bir de anne sütü sarılığı diye bilinen bir kavram var. Nedir? Şöyle, aslında ikisi tamamen farklı kavramlar. Şöyle öncelikle fizyolojik sarılık diye bahsettiğimiz, yani her yeni doğandaki gördüğümüz
sarılık türü. Hı hı. Anne sütü sarılığıyla alakalı bir durum değil. Yeni doğan sarılığı yani fizyolojik evet. sarılıkla anne sütü sarılığı farklı şeyler. Farklı neden şeyler. Israrla altını çizerek soruyum? Çünkü anne sütü sarılığı karışıyor, olarak biliniyor. Olarak. Aynı evet. şeymiş gibi biliniyor. Bir tanesinde işte fizyolojik olanda dediniz ya ne kadar çok emzirirseniz o kadar çabuk atlatır. Evet. Öyle bilindiği için emzirme denebiliyor. Hani evet. Yanlış bilgi olduğu evet. için. O yüzden bu ayrım önemli. Buyurun evet. hocam. Şimdi şöyle fizyolojik sarılık ikinci, üçüncü günde başlıyor. Hı hı. Beşinci günde iyice belirginleşiyor. Bebek anne sütü alıyorsa yedinci gün bilemediniz dördüncü haftada en geç bitiyor bu durum. Hı. Ama bir de anne sütü sarılığı dediğimiz bambaşka bir durum var. Hı. O da yine tüm sarılıkların %1'i kadar gözüküyor. Genellikle 10-14. Günlerde başlıyor. Birazcık daha geç başlıyor. Hmm. Ve orada başka bir durum var. Annenin sütündeki bir madde bebeğin vücudundan bilirubinin atılımını birazcık geciktiriyor. Hmm. Ama bu da tehlikeli bir sarılık türü değil. Ve burada da yine anne sütünün devamı şiddetle öneriliyor. Bu da önemli. Çünkü bu da önemli. Öyleyse bile bunun evet. adı anne sütü sarılığıysa bile emzirmeye evet. devam etmek gerekiyor. Devam etmek gerekiyor. Ama bazen bazı doktorlar şöyle bir şey yapıyor. Aile o kadar çok baskı yapıyor ki. Yani bu bebek neden bu kadar sarı? Bu ne zaman bitecek? Mesela çünkü bebek 2,5 aylık ve hala sapsarı. Komşular soruyor. İşte yolda geçenler çevirip soruyor. Doktor mecburen aileye diyor ki bakın 24 saat mama verin, sütü bırakalım. Hı hı. Bir anda hızla sarılık düzeliveriyor. Hı. Başka evet. tedavi yöntemleri neler mesela? Yeni doğan sarılığı ya da anne sütü sarılığında? Şimdi normalde tedavi kimlere yapılıyor? Hı hı. Eğer çocuk prematüre ise, düşük doğum tartısı varsa veya da hastaysa yani bir şekilde sepsis dediğimiz hani kanına mikrop karıştıysa hı hı. veya da bambaşka durumlarda mesela ilk 24 saatte sarılık başlamışsa yani bebek doğdu 6 saat sonra sarı. Yani hı hı. belli ki burada bu sarılık giderek yükselecek ve tehlikeli boyutlara gelebilir. Hı hı. Böyle bir durumda daha nedeni araştırmadan bebeğe hemen ışık fototerapi dediğimiz küvezde lambanın altına yatırıp ultraviyole lambasının çıplak bir şekilde o bilirubinin sarılığın kolayca idrarla atılıp hale getiriyor ışın tedavisi ve böyle bir tedaviye hemen girişiyoruz. Bir riskli olan bebeklerde bir de bazen de şöyle oluyor fizyolojik sarılıkta o değerlere gelebiliyor. Nasıl geliyor? Çünkü mesela genetik çok önemli burada. Mesela daha önceki ilk doğan bebek ışık tedavisi aldıysa çok muhtemelen ikincisi de alacak. Çünkü bu bilirubin dediğimiz yani karaciğerdeki bu pigment herkeste bunun metabolizması çok farklı. Bazılarında ağır atılıyor. Oradaki birçok enzimlerle alakalı olarak. Eğer bilirubin değerlerine baktığımızda belli bir miktarı aştıysa mesela 14 miligram, 3. günde 14 miligramı gördü hastane. Hı hı. Genellikle bebeği taburcu etmeden bir fototerapi yapmayı uygun şöyle görüyor. Çünkü ertesi gün daha yükselecek ve bebek geri gelecek. Yani tekrar giriş çıkış yapmamak için önceden tedaviyi veriyor. Veriyor. Peki bir zararı var mı bebeğe? Hiçbir zararı yok. Çünkü şeyi soruyorum, yeni doğan sarılığını evet, soruyorum. Eğer hani dediniz ya bazen de uzun zamanda atıyor vücut. Evet. Biraz uzun sürerse kalıcı bir hasar bırakır mı yeni doğan sarılığı mesela? Ayrıca fototerapiyi de soruyorum. Fazladan verilirse ya da gerek yokken verilirse zararı var mı? Şimdi yeni doğan sarılığı belli rakamları bulmadığı zaman miligram olarak bilirubin kan düzeyi ve bebeğin kilosuna göre de hesaplanıyor. Yani böyle eğriler var. Hı-hı. Mesela bebek 1 kilo doğdu. Burada bilirubin değerleri düşük olsa bile fototerapi yapıyoruz. Ama normal vaktinde doğmuş, kilosu normal. Hiçbir risk faktörü yok. Bebek sağlıklı. Burada 15-16'dan önce genellikle fototerapi almıyoruz.
O da bu bahsettiğim değerler de ikinci, üçüncü gün değerleri. Ama sarılık birinci günde başlarsa hemen alıyoruz. Bebek düşük doğum tartılıysa hemen alıyoruz. Veya da anne diyelim ki diyabet. Diyabetik anne çocuklarında genellikle sarılık daha çok görülüyor. Mesela o bebekleri de alıyoruz terapiye. Peki evde yapılması gerekenleri soracağım. Fototerapi meselesi pek çok işte kulaktan dolma bilgilerde şöyle söylenir mesela. Ne gerek var hastaneye götürüyorsunuz? İşte gün ışığına çıkarın. Işık altında kendi evinizde ışığın altında tutun. Doğru mudur? Var mıdır faydası? Şimdi aslında fototerapi ile gün ışığı aynı işi yapıyor. Burada, ama gün ışığı değil mi? Evet, gün ışığı. Yani bildiğimiz normal güneş ışığından bahsediyorum. Evet. Ama burada çok önemli ince bir ayrım var. O da şu: anne ne kadar tecrübeli, bebeği ne kadar iyi gözlemleyecek. Ve bir risk olduğunu anladığı anda hastaneye geri dönmesi gerekecek. Evet, evet. Yani anneye çok iyi bir eğitim verilirse, bu iyi eğitim neyi kapsıyor? İşte o kadar çok sık süt verecek ki bebek bol bol çiş ve kaka yapacak. Yani bebek yani az sadece gün ışığı olmayacak. Değil, aynı zamanda beslenmesinin de çok sık olması biz, lazım ki atılsın vücuttan, evet, değil mi? Bir de bebeği zaten güneş altına yatırıyoruz. Aynı şey fototerapi için de geçerli. Bebek ısınıyor. Isındığı zaman ne oluyor? Sıvı kaybediyor. Sıvı kaybettiği zaman demek ki o bebeği daha sık beslemek gerekiyor normale göre. Onu da bilinçli yapmak lazım. Onu da bilinçli yapmak gerekiyor. Mesela hangi saatler arasında gün ışığına çıkarmak lazım? Bir de bebeği yakmamak gerekiyor. Tabii. Yani biz fototerapi yapacağız ama aynı şey güneş ışığı için de fototerapi için de geçerli. Mesela eskiden evlere verilen fototerapi cihazları vardı. Yani bebeği hastaneye yatırmamak için cihazı eve veriyorduk. Ama şeyi gördük ki aile çok fazla tutuyor içinde. Bu sefer bir bakıyoruz, bebekte güneş yanığı oluyor. Bronz bebek dediğimiz durumlar oluyor. Veya da bebek çok susuz kalabiliyor. Ateşi yükselebiliyor. Yani onun için artık evde fototerapi uygulamasından şöyle vazgeçtik. Eğer başında bir hemşire varsa, yeni doğan hemşiresi, yapılabilir. Ama böyle bir hemşire yoksa aile bunu kendi kendine yapabilecek tecrübede değil. Doğru değil. Ama gün basit, ışığı olursa peki saat kaçla kaç arası kaç dakika tutmak lazım mesela bebeği? Şimdi, ama mesela basit bir fizyolojik sarılık var ve aile son derece bilinçli. Annenin bol miktarda sütü var. Bebeğini de çok iyi besliyor. O zaman diyoruz ki şöyle bir şey yap. Çok iyi beslemeye devam et. Bebeği soy. Yalnızca bezle kalsın. Yüzünü de güneşe tutma. Yani bebek güneşe bakamasın. Çünkü gözü için korkunç zararlı bir şey bu. Yani bebeğin yüzü gölgede kalsın. 10'ar dakika sağ yan, 10 dakika sol yan, 10 dakika yüz üstü, 10 dakika karın üstü. Bebeğe yatırıp günde bir 40 dakikalık bir hani güneş terapisi, fototerapi evde yapabiliyoruz. Ama tam öğlen saat 1'de en dik zamanda değil bu tabii ki. Yani bunu ya daha akşam üzeri 4-5 gibi tercih ediyoruz ya da daha sabah güneşinde. Aile böyle bir şey yapabilir. Bu arada da bebeğin aşırı ısınmadığına emin olmaları lazım. Dikkatli yapılması gereken bir uygulama yani aslında değil mi? Şey, 10 dakikada bir ateşini kontrol etsin. Ateşi 38'e çıkarsa bebeğin demek ki fazla ısındı, kenara alacak. Peki gün ışığı diyoruz ya. 40 dakikayı da geçmeyecek. 40 dakikayı geçmeyeceğiz. 10 dakikalar ardı ardına 10 dakikalar mı? Yoksa gün içinde farklı saatlerde mi? Şöyle ardı ardına da olabilir, farklı zamanlarda da olabilir. Mesela bunu yurt dışında az gelişmiş ülkelerde, özellikle Afrika'da şöyle tavsiye ediliyor. Dünya Sağlık Teşkilatı. Mesela anne bebeğini emziriyor ya, emzirirken soy, yalnızca bezle kalsın. Anne pencere kenarına otursun. Pencere kenarında süt verirken birazcık da şey alsın. Işık oradan alsın. Da güneş şimdi alsın. Şimdi onu soracaktım. Camın ardında olması problem değil. Problem değil evet, öyleyse. Çünkü bu güneş ışınları camın arkasından geçen sarılığı düşürebiliyor. Zaten bebekler küvezde. Küvezler de cam. Ve fototerapi küvezin üstünden veriliyor. İçinden değil. Yani
aynı mekanizma. Yani camın ardından gelen gün ışığı da etkili oluyor. Etkili oluyor. D vitamini yaptırtmıyor bebeğe. Ama sarılığını düşürebiliyor. Sarılığını düşürebiliyor. Evet. Onu konuşmuştuk çünkü D vitamini konusunda camın ardından etkili olmadığını. Etkili fakat olmuyor. Yeni doğan sarılığında etkili. Camın ardından da olsa gün ışığı alırsa bebeğe iyi geliyor. Ama yine de bir uzmanla danışarak, konuşarak yapmakta fayda var. Evet, endik saatlerde yapmayacak bunu aile. Acayip iyi süt verecek sık sık ve bir de söylediğim gibi hani 10 dakika yani bunu mesela beslenirken yapmak bile iyi bir öneri olabilir. Peki yeni doğan bebeklere sarılık aşısı yapılır değil mi? Evet. Bir ilgisi var mı yeni doğan sarılığıyla? Herkes onu hep karıştırıyor, işte sarılık aşısı yaptık, bu onu engellemez miydi? Evet. Çünkü mesela doğar doğmaz bebeğe bir tane hepatit B aşısı yapılıyor. Ve aileler zannediyorlar ki bu aşı bu sarılıktan koruyor diye. Neden sarardı? Hem aşı yaptınız hem de sarardı gibi. O tamamen başka bir şey, virüs. Şimdi sarılığın nedeni bazen virüsler de olabiliyor. İşte hepatit A, B, C, D, E böyle gidiyor virüsler. Çok sayıda virüs sarılık yapıyor. Şimdi ülkemizde ve tüm dünyada en sık görülen hepatit virüslerinden bir tanesi B. Ve ülkemizde de taşıyıcılık oranı neredeyse %10. Anneden bebeğe geçmesin hepatit B virüsü diye doğar doğmaz bebek aşılanmaya başlıyor. Rutin bir uygulama ama bunun yeni doğan sarılığıyla, bilirubin maddesiyle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Bu önemli çünkü en çok akla gelen sorulardan bir tanesi. Gelelim yanlış bilinenlere ya da belki de hurafe demek doğru ama mesela şekerli su içirmek faydalı mıdır yeni doğan sarılığında? Değildir. Yani şekerli su yerine eğer bebek hakikaten çok kilo kaybettiyse o bahsettiğim mekonyum dediğimiz ilk siyah renkli, yeşil renkli, koyu yeşil renkli olan kakayı atamadıysa belli bir sürede o zaman bebeği biraz beslemek gerekiyor. Yani anne emzirmeye devam edecek ama sadece birazcık mama da veriyoruz. Yani şekerli su yerine mama vermek daha doğru bir mama, şey. Mama, tamam. Evet. Peki şekersiz su, yani sadece su önerilir mi böyle bir durumda? Şimdi şöyle, onun yerine yine süt vermek daha iyi. Süt. Çünkü her bir yudum bile süt. Hani o ilk birkaç gün olan ağız sütü dediğimiz, hani kolostrum dediğimiz. Evet. Zaten vereceğimiz su miktarı kadar. Bir de zaten verdikçe çoğalacağı verdikçe için. Çoğalacağı hani anne için de önemli bir aşama o. Bir de biraz önce söylediğiniz emzirmeyi kesmek asla doğru değil ama anne sütü sarılığında farklı bir durum olabilir mi diye soruyorum. Orada da kesmek doğru yani değil. Kesmek gerekmiyor ama belli bir düzeyin üzerinde mesela diyelim ki aileye tabii şu eğitim de veriliyor. Çünkü sarılık miktarı arttıkça yani yüzden göz aklarından başlayıp yüzünden sarılık miktarı arttıkça ayakları gövdeye ve en sonunda ayaklara iniyor. Bunun anlamı şu, aileye şunu öğretmek iyi olabilir. Yani yalnızca göz aklarında veya yüzünde gördüğün sarılık bu çok önemli değil. Ama bu böyle hızla artar ve kontrol etmek aşağıya lazım doğru inerse yani bebeği soyup gün ışığında bakıp o zaman bir topuktan kan alıp kaç miligramdır, fototerapi gerekiyor mu, başka bir şey yapmak gerekiyor mu diye buna bir bakmak lazım. Bir de en çok bilinen hurafe diyeceğim ama artık adet gelenek demek lazım ona herhalde. Sarı bir bez, sarı bir giysi ya beşiğine koyun derler ya giydirin derler. Bu bir adet herhalde ama yani bunun hastalığa bir etkisi olduğunu olmadığını etkisi söylemek yok. Lazım. Hiçbir etkisi yok. Bir de tam tersine bebeğin daha sarı görünmesine yol açıyor. Yansımadan dolayı. Evet. Yani mesela şey deniyor, diyeyim ki duvarlar sarı. Sarı renkli bir oda yani veya da uçuk krem rengi bir oda. Orada bile o yansımayla bebeği daha sarı görüyoruz. Karanlıkta daha sarı görüyoruz. Yani onun için bence sarı bir şey koymamakta fayda var. Koymamak bu açıdan aslında önemli. Çünkü iyice yansıyor ve daha sarı gözüküyor. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Yani burada anne eğitimi çok önemli. Annenin ona anormal gelen herhangi bir durumda. Mesela bebek fazla uyuyor, fazla tepkisiz. Emmek istemiyor, aşırı yorgun. Veya da bebek hiç çiş yapmıyor, kaka çıkışı yok. Ya böyle bir durumda ya bu düzelir, ben biraz daha bekleyeyim demeyecek. Hemen en yakın bir sağlık kuruluşuna gidip. Çünkü her yerde sağlık ocağında bile bilirubin bakılıyor. Çok da kolay bir şey.
Ona baktırmakta fayda var. Anne eğitimi önemli, anne evet. çevresinin eğitimi de önemli. Çünkü bütün bu saydıklarımı işte şekerli su içir diyen, emzirmeyi evet. kes diyen, sarı bez as diyenler evet. ve annenin etrafı olduğu için evet. Doktorla istişare halinde olmak en evet. güzeli, en önemlisi galiba. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirmeleriniz için. Bugün yeni doğan sarılığını konuştuk. Çok bilinen, çok görülen fakat eksik ve yanlış bilgi de çok sık rastlanan bir hastalıktı. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı Doktor Şirin Seçkin'di. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.